Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 9. sınıflar ya da 10. sınıflar için kullanılabilen demokrasi insan hakları yazılı sorularıyla karşınızdayız. Evet, özür diliyoruz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. 20 soruluk bir test sınavı ki bu sorular arkadaşlar bütün öğretmenler tarafından kullanılmaktadır. Onun için soruları bir kenara not ederseniz, tekrar tekrar izlerseniz 100 almamanız için hiçbir neden yok. 1. Geçmişten günümüze insan haklarının gelişim süreci değişik toplum ve zamanlarda gerçekleşmiştir. Bu gelişim kronolojisi yani tarihsel sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, Hammurabi kanunları kanuni esası Magna Carta A, B, Tanzimat Fermanı kanuni esası 1924 Anayasası C. Hammurabi kanunları Magna Carta 1924 Anayasası. Evet arkadaşlar, doğru cevap C seçeneği. Biliyorsunuz en eski kanunlar nedir? Hammurabi kanunları zaten en başta olması gerekiyor. Hammurabi kanunlarından sonra Magna Carta, Magna Carta'dan sonra zaten yakın tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası olan 1924 Anayasası. Doğru cevap C seçeneği sevgili öğrenciler. Hemen geçiyoruz fazla kaybetmeden zaman. 2. Sahip olduğum bu hakların tamamı evrenseldir. Cümlesindeki evrensel kavramının anlamı ve açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Nesnel, bütün insanlığa ait olması, topluma özgü olması, gelişmiş toplumlara ait olması, topluma göre farklılık gösterme. Evrensellik arkadaşlar, herhangi bir şeyin, nesnenin, durumun bütün insanlığa ait olması, bütün insanlığın kullanımına açık olması demektir. Yani doğru cevap burada B seçeneği olacak. Hemen geçelim 3. sorumuza. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede yaşıyorsanız aşağıda verilen insan haklarından hangisi diğerlerinden daha değerli olmak zorundadır? Evet, hangisi diğerlerinden daha değerli olmak zorundadır? Arkadaşlar burada direkt neye gidelim? Yaşam hakkına gidelim. Eğer yaşam hakkı yoksa diğer bütün hakların bir anlamı kalmaz. Diğer haklara sahip olmanız için sahip olmanız gereken yegane insan hakkı nedir? Yaşam hakkıdır. Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır. Bunu unutmayınız. Diğer bütün haklar çünkü yaşam hakkına bağlıdır. 4. Milletvekillerinin milletvekili maaşı artışını öngören yasa değişikliğine direnç göstermeden kabulleniyorken kadına şiddet, bireysel silahlanmaya hayır veya yolsuzlukların önlenmesi gibi yasaların çıkarılması konusunda oldukça direnç göstermeleri veya reddetmeleri en çok aşağıdakilerden hangisine ters düşmektedir? Yasalara, etik ilkelere şöyle ayırarım. Etik ilkeleri cumhuriyete, anayasaya, yaşam hakkına. Arkadaşlar milletvekilleri diyor, kendileri için bir yasa çıkarılırken, olumlu bir yasa, hemen yasa çıkarmaya yardımcı olmalarına rağmen başka konularda yasa çıkarılırken kadınlara şiddet veya bireysel silahlanmaya hayır, bunlara direnç gösteriyorlar. Bu neye ters bir durumdur arkadaşlar? Etik bir davranış değil her şeyden önce, değil mi? Eğer kendine olan bir yasayı hemen çıkarıyorsan başkaları için de çıkarılan yasaları kabul etmelisin veya kendin için olan yasayı da red etmelisin. Çifte standart yani etik ilkelere aykırılık söz konusu. 5. Devlet benim ifadesi aşağıda verilmiş olan yönetim biçimlerinden hangisini ifade eder? Devlet benim ne demektir arkadaşlar? Benim her söylediğim doğrudur. Benim her söylediğim bütün kanunların üstündedir. Ben ne söylersem o olacaktır. Monarşi, cumhuriyet, doğrudan demokrasi, aristokrasi, teokrasi. Burada arkadaşlar devlet benim en uygun olan kavram ve yönetim biçimi monarşidir. Çünkü monarşi nedir arkadaşlar? Tepede bir kişi vardır, monark. Her söylediği kanundur, her söylediği itirazsız yerine getirilir. Yani devlet benim der monark. Geçiyoruz 6. soruya. Demokratik vatandaşlık bilincine sahip bir vatandaş olarak aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Evet, demokratik bir vatandaşlık bilincine sahipseniz hangisini yaparsınız diyor 6. sorumuz.
Olaylara karşı duyarlı olurum. Evet, doğru. Hak özgürlüklerimin farkında olurum. Doğrudur. Görev ve sorumluluklarımı bilirim. Doğru. En doğru yönetim ile, pardon, en doğru yöntem ile tepki gösteririm. En doğru yöntem ile tepki gösteririm. Evet arkadaşlar, bunların tamamı nedir? Doğrudur. Yani doğru cevap E seçeneğidir. Bilinçli, demokratik bir bilince sahip olan bir vatandaş bunların tamamını yapar. Geçiyoruz 7. soruya. Birey devlet ve toplum işlerine katılır. Kendisini asla geri çekmez. Farkındalığı üst seviyededir. Yukarıda tanımı yapılmış olan birey tipi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım, sosyal vatandaş, pasif vatandaş, aktif vatandaş, özgür vatandaş, otokrat, otoriter vatandaş. Birey toplum devlet işlerine katılır, kendini geri çekmez, farkındadır. Biz buna ne deriz arkadaşlar? Aktif vatandaş tanımı yapılmıştır. Aktif vatandaş hiçbir şeyden geri durmaz. Bütün demokratik olaylara, gösterilere, hak arayışlarına karşı duyarlıdır ve farkındalığı üst seviyededir. Yani neyi yapabilirim gibi potansiyelini çok iyi kullanır. Hemen geçiyoruz 8. soruya. Sorumluluk ve sosyal değerlere sahip olan bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Evet, sorumluluk ve sosyal değerlere sahipseniz hangisini yapmazsınız diyor. Yöneticilerin ayrıcı tutumlarını fark eder. Evet, fark eder arkadaşlar. Sokağın estetik olmayan görünüşünü fark eder. Doğru. Ses ve ışık kirliliğinden rahatsız olur. Doğru. Bitki ve hayvan türlerinin neslinin devam etmesi için gerekeni yapar. Doğru. Geriye E kaldı. Var olan sorunlara işbirliği içinde yaklaşmayı reddeder. Hayır, reddetmez. Evet, sorumluluk ve sosyal değerlere sahip biri ise var olan sorunlara işbirliği içerisinde yaklaşmayı reddetmez. Tam tersine işbirliği yapar sevgili arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. Geçiyoruz 9. soruya. Bakalım 9. soru ne diyor bize? Sınıfta demokrasi kavramını tartışan öğrenciler. Evet, Ali. Arkadaşlar, konumuza hoşumuza gitmeyen şeyler var ama yöneticiler bir şey düşünecektir diyor Leyla. Asıl sorun yöneticilerde ama seçimler yaklaştı. Onların sonu da yaklaştı diyor Hasan. Evet, 2019'da başkanlık gelirse her şey düzelir. Türkiye uçacak, uçacak diyor Hasan da. Bu konuşmayı yapan öğrenciler hangi vatandaşlık türünü temsil etmektedirler diyor. Aa, çok güzel bir soru. Sorumlu vatandaş, pasif vatandaş, aktif vatandaş, bilinçli vatandaş, demokratik vatandaş. Burada Ali ne diyor? Arkadaşlar, hoşumuza gitmeyen şeyler var ama büyükler bir şey düşünür diyor. Yani biz bir şey yapmasak da olur diyor. Leyla, asıl sorun yöneticilerde ama seçimler yaklaştı. Onların sonu gelecek diyor. Yine bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Seçimler var diyor. Seçimden seçime hallederiz. Hasan da diyor ki 2019'da başkanlık gelirse her şey düzelecek. Türkiye uçacak diyor. Yani diyor ki biz bir şey yapmamıza gerek yok. Seçim var, şu var, bu var. Zaten birileri bizim adımıza bir şeyler yapar. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Bu nasıl bir vatandaşlık tanımıdır arkadaşlar? Hangi tür vatandaştır bunlar? Pasif vatandaş. Hiçbir şeye karışmadan her şeyi başkasından bekleyen vatandaşa biz ne diyoruz? Pasif vatandaş diyoruz. Geçelim 10. soruya. Bireyin sahip olduğu sorumluluğun artması ya da yaptıklarından sorumlu tutulması için aşağıdaki özelliklerden öncelikle hangisine sahip olması gerekir? Yine güzel bir soru. Sahip olduğu sorumluluğun artması ya da yaptıklarından sorumlu tutması için hangi özelliğe sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar? Özgür, bilgili, vicdan, erdem, toplumsal bilinç. Evet, özgür olmalısınız değil mi? Eğer özgür değilseniz yaptığınız hiçbir şeyden sorumlu tutulamazsanız, özgür değilseniz bir başkası sizden bir şey beklemeye hakkı yoktur. Çünkü bir şey yapmaya hakkınız yoktur özgür değilseniz değil mi? Geçiyoruz 11'e. 11. Demokrasilerde devletin sahip olduğu sınırsız gücü kötüye kullanımını engelleyen mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? Evet, çok güzel yine. Demokrasideki
devletin sahip olduğu sınırsız gücü istediği gibi kullanmasına ne engel olur diyor. Tabii ki güçler ayrılığı ilkesi arkadaşlar nerede var? Evet, C seçeneği, güçler ayrılığı ilkesi devletlerin o büyük, sınırsız, acımasız gücünü kullanmasını engeller, değil mi? Hani yasama, yürütme ve yargı var ya, güçler ayrılığı. İşte bunlar ayrı olduğu zaman diktatörler olmadığı yerlerde bunlar vardır. Bunların olduğu yerde insanlar daha özgür ve mutludurlar. 12. Eğitim seviyesi, ekonomik düzey, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin seçimlerde aynı oy değerine sahip olmasına ne denir? Gizli oy, genel ve eşit oy, seçmen oyu, açık oy, serbest oy. 12. sorumuzun cevabı arkadaşlar ne olacak burada? Bakın, eğitim seviyesi, ekonomik, ırk, cinsiyet fark etmeden herkesin aynı oya sahip olmasına biz ne diyoruz? Eşit ve genel oy. Herkese tek bir oy olması nedir? Eşit oydur, eğitim veya gelire bakmaksızın. Bakıyoruz 13. soru, bakalım bizlere ne diyor? Almanya'da yapılan seçimlerde bir parti tek başına hükümet kurma yeter sayısına ulaşamadığı için 3 parti bir araya gelerek hükümeti kurmuştur. Almanya'nın kurmuş olduğu hükümet aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ifade edilir? Direkt ne arkadaşlar? Çoğunlukçu hükümettir, değil mi? 13. sorunun cevabı nedir? Çoğunlukçu. Çünkü bir parti çoğulcu değil, çoğunlukçu. Çoğulcu olsaydı en fazla oyu alan parti direkt başa gelirdi. Ama tek başına kuramadığı için en fazla oyu alan çoğunluğu aramaları gerekiyor. Çoğunlukçu 3 parti bir araya gelerek sağlıyor ve hükümeti kurmak zorunda kalıyorlar. Burada çoğu kişi C seçeneğini, çoğulcuya düşecek. Hayır, çoğulcu olsaydı en fazla oyu alan parti direkt kurardı arkadaşlar. 14. soru hemen. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudan demokrasinin özellikleri arasında yer almaz? Hangisi doğrudan demokrasi değildir diyor. Halk yönetim gücünü kendisi kullanır. Evet, doğrudur arkadaşlar. Bütün kanunları kendisi karar verir. Nüfusu az olan ülkelerde kolay uygulanır. Evet, kalabalık bir ülkede. Mesela Çin'i düşünün, doğrudan demokrasi. Her şey allak bullak olur, imkansız. Milletin temsilcisi olan vekiller yoktur. Evet arkadaşlar, doğrudan demokrasilerde milletvekilleri yoktur. Memurların halkın görüşleri doğrultusunda hazırlamış olduğu yasa taslağını halk oylamasına sunar. Evet, memurlar yasa taslaklarını hazırlar, halk oylamasına sunar. Halk kabul ederse yasalar çıkar, yoksa çıkmaz. Geriye ne kaldı? E seçeneği. Parlamento aldığı kararları halk oylamasına sunar. Milletvekili yok ki parlamento olsun, değil mi arkadaşlar? Doğru cevap ne olacak burada? E seçeneği olacak. Parlamento doğrudan demokrasilerde parlamento olmaz. Çünkü yönetici kimdir? Halktır. 15. Mecliste en çok vekil barındıran partinin hükümet kurulması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlar? Evet, yukarıda biz yapmıştık, değil mi? Çoğunlukçu. Burada ise mecliste en çok vekili olan partinin hükümet kurması hangi kavramla ifade edilir? Ne demiştik? Yukarıda çoğunlukçuydu. Burada ise çoğulculuk. İşte en fazla oyu alan partinin hükümet kurmasına biz ne diyoruz? Çoğulculuk deriz. Çoğunlukçuluk ise birkaç partinin bir araya gelip çoğunluğu sağlamasıdır. Geçiyoruz 16. soruya. Aşağıda verilen yönetim biçimi ve özellikleri karşılaştırmasında hangisi yanlıştır? Bu da güzel ve dikkat gerektiren bir soru bence arkadaşlar. Monarşi, tek kişi yönetimi, doğru. Monark tek başına yönetir. Oligarşi, birkaç kişinin yönetimi. Demokrasi, halk yönetimi. Aristokrasi, dine dayalı. Totaliter, zor ve baskıya dayanan itaatkar yönetim. Burada arkadaşlar aristokrasi dine dayalı değildir, değil mi arkadaşlar? 16. sorunun cevabı D. Dine dayalı nedir arkadaşlar yönetim biçimi? Cevabı isterseniz yorum kısmına siz yazın. Totaliter rejim zora ve baskıya dayalır. Geçelim hemen. 17. soruya.
verilen özelliklerden hangisi başkanlık sisteminin özelliği değildir? Evet, başkanlık sisteminin birçok türü vardır ama diyor ki bunlardan hangisi başkanlık sisteminin bir özelliği olamaz değildir. Bakanlar meclis dışında seçilebilir. Evet, bakan meclis dışında seçilir. Yani milletvekili olmak zorunda değil. B. Başbakan bakanları azledebilir. Pardon, başkan bakanları azledebilir. Evet, bakanları seçtiği gibi geri kovabilir de. C. Yürütmenin başı başkandır. Doğru. D. Yürütmeye yasama teklifi veremez. Evet, yürütme yasama teklifi veremez. Yasama teklifini milletvekilleri verir ve meclisten çıkar. Ama yine onaylayan başkandır. O da doğru. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? E seçeneği kalıyor. Milletvekili bakan olduktan sonra vekilliğini devam ettirir. Hayır, bir milletvekili eğer bakan olursa başkanlık sisteminde istifa etmek zorundadır. Vekilliğine devam edemez sevgili öğrenciler. Hemen 17'ye ediyoruz, geçiyoruz 18. sorumuza. Çok hızlı geçtik. İnsan hakları 1. derece, 2. derece, 3. derece ve 4. derece haklar olarak adlandırılmıştır. İnsanın sahip olmuş olduğu bu haklar ne zaman kazanır? Aa, diyor ki insanların sahip olduğu insan haklarına ne zaman kavuşur? Ne zaman bu haklar verilir? Bakalım. Doğumla, vatandaşlık hakkı ile, seçim ile, yasayla ve mahkeme kararıyla. Arkadaşlar yasaları, pardon, insan haklarını hiç kimse insana vermez. İnsan bu haklara doğduğu anda doğumuyla beraber zaten sahiptir. Hiç kimseye insan haklarına dokunamaz değil mi? Devredilemez, dokunulamaz ve vazgeçilemez gibi 3 tane özelliği var. Doğumla bu haklara sahipsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz 19. sorumuza. Demokratik bir yönetimde aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenemez diyor. Demokratik bir yönetim hangisi yapmaz? Seçimlerin güveni için içinde yapılması, evet, ya, beklenir bu. İktidar sahiplerinin istediğini yapması, hayır. Demokratik bir toplumda iktidardaki parti, iktidardaki şahıslar istediğini yapamaz. Eğer yaparsa istediğini halka rağmen ve diğer partilere rağmen, orada demokrasi yok demektir. Demokrasi ne demektir? Herkesin fikrine değer verilmesi, herkesin fikrinin yönetime katılması demektir arkadaşlar. İktidar sahipleri istediğini yapması demokratik bir tavır değil. Geçiyoruz 20. soruya. Salbaş Anadolu Lisesi'nde formatör, bilişim teknolojisi rehber öğretmeni olan öğretmenin adı nedir? Evet, bu okulumuzun, yani kendi okulumuz için sorduğumuz bir sorudur bu arkadaşlar. Bu sorular ayrı zamanda bana aittir. Şöyle, bu soruyu öğretmenleriniz değiştirecek mecburen. 20. soruyu burada yapmayacaksınız. Öğretmenleriniz kendileri hazırlayacak. Bu sorunun cevabı tabii ki burada Seyitan Polat öğretmenimiz, arkadaşımız burada. Ama sizin öğretmenleriniz tabii ki bunu sormayacak. Eğer yanlışlıkla, ne bileyim, soruyu fark etmeden sorarsa da cevap Seyitan Polat'tır arkadaşlar. Evet, sınavımız burada bitti. Kanalımıza abone olup yorum kısmında isteklerinizi belirtirseniz en kısa zamanda video olarak istekleriniz size geri dönecektir. Başarılar dileriz. Hoşça kalın arkadaşlar.